Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün geometri dersinde doğruda açılar konusuyla alakalı sorular çözeceğiz birlikte. Geometrinin temeli olması açısından açılar konusuna önem veriyoruz. Bazı temel bilgileri bilmemizde fayda var. Doğru parçası olarak ifade ediliyorlar. Dolayısıyla şunu gördüğünüzde AF doğru parçası olarak okumanız gerekiyor. Bilelim. AF paralel DE. AF DE'ye paralel olarak verildi. FAB açısının ölçüsü 50 derece. BCD açısının ölçüsü 112 derece. Şuradan bahsediyor. Yukarıdaki şekilde ABC açısı 2 tane CDE açısına eşit. Bu da 2 alfa olarak verilmiş. O zaman alfa kaç derecedir diye bizden cevabı istiyor. Şimdi şeklimizi büyütelim ve çözümümüzü yapalım. Paralel iki doğru arasındaki açılarla alakalı bir özelliğimiz var. O da şu. Aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamı birbirine eşit olmak zorunda. Dolayısıyla 2 alfa artı alfa eşittir 50 artı 112. Dolayısıyla 3 alfa 162, her tarafı 3'e böldüğümüz zaman alfa 54 derece olarak bulunur. Yani cevap şıkkımız Denizli olmuş olur. İkinci sorumuzla devam edelim. Tümler iki açının ölçüleri oranı 4 bölü 11 olduğuna göre büyük açı kaç derecedir? Tümler gördüğümüz anda aklımıza gelecek olan olay şu. Tümler iki tane açı birbirini 90 dereceye tamamlar. Biri diğerini tümler. Yani şöyle ifade edelim. Büyük açıyı soruyor. O zaman biz isimlendirelim. Küçük açıya alfa k, yani küçük açı diyelim. Büyük açıya alfa b, yani büyük açı diyelim. Bu ikisini birbirine oranladığımız zaman 4 bölü 11 geliyormuş. Pekala, oranlamayı biliyoruz. Alfa k'yı alfa b'ye oranladığında 4 bölü 11 oldu. Bu şu demek, küçük açı 4'ün katı, büyük açı 11'in katı. Eğer bu 4'ün, bu da 11'in katıysa ben buna 4 alfa, buna 11 alfa diyebilirim. Oran olduğu için bunlar gittiğinde yeniden 4 bölü 11 kalacaktır. Madem bu ikisi tümler açı, o halde ikisinin toplamı 90 derece yapmak zorunda. Alfa k artı alfa b eşittir 90 derece. Alfa k'nın 4 alfa olduğunu biliyorum. Büyük açının 11 alfa olduğunu biliyorum. İkisini topladığım zaman 90 derece eşit olacak. Dolayısıyla 15 tane alfa 90 derece. Her iki tarafı 15'e böldüğümüz zaman alfa 6 derece bulundu. Büyük açıya alfa b demiştim. Alfa b'nin 11 alfa olduğunu biliyorum. Şu halde alfa b 11 tane alfa, alfa yerine ne yazmam gerekiyor? 6. Cevabım 66 derece olarak bulundu. Yani eşit. A açısının ölçüsü 66 derece 15 dakika 44 saniye olduğuna göre. Şimdi biraz ilginç geliyor olabilir ama dereceler ifade edilirken bu şekilde de isimlendirilebiliyor. Ölçü birimi olarak kullanıyoruz. 66 derece 15 dakika 44 saniye olduğuna göre A açısının tümleri ile bütünlerinin ölçüleri toplamı kaç derece, kaç dakika ve kaç saniyedir? Şimdi burada şuna dikkat edelim. Bizim yapmamız gereken mevzu 1 derecenin kaç dakika olduğunu bilmeliyiz. 1 dakikanın da kaç saniye olduğunu bilmeliyiz. Aslında biliyorsunuz dakikanın kaç saniye olduğunu biliyorsunuz. Ben derecenin 60 dakika olarak ifade edildiğini ve 1 dakikanın da 60 saniye olarak ifade edildiğini yeniden hatırlatmak istiyorum. Bu bilgiler ışığında sorumuza dönebiliriz.
tümleriyle bütünlerin ölçüleri toplamını soruyor. A açısının tümleri, A açısını 90 dereceye tamamlayan açıdır. Dolayısıyla biz A açısının tümleri için şunu konuşalım. Şuraya yazayım. Tümler için konuşuyorum. A açısının tümlerine B diyelim. O zaman B açısının ölçüsü ile A açısının ölçüsünü topladığımızda sonucu 90 tam derece bulmamız gerekiyor. 90 tam derece şu demek. 90 derece tam olduğu zaman dakika ve saniye 0-0 olarak ifade edilir. Şimdi A açısının ölçüsünü bize orada vermiş. O zaman biz 90 dereceden A açısını çıkartırsak B açısını bulmuş oluruz. Yapalım. 90 derecede A açısını yani 66 derece 15 dakika 44 saniyeyi çıkaralım. Çıkarma işlemi yaparken ilkokuldan beri bildiğimiz bir şey var. Bundan bunu çıkartamıyorsak komşuya uğrama muhabbetleri var. Evet. Komşumuza uğrayalım. Geldik. Komşuda da bir şey yok. O zaman buraya gelmek zorundayız. Burası sıfır. Komşuya geldi, komşuda da bir şey yok. O zaman hop buraya uğrayalım. Bir dereceyi, bir dereceyi dakikanın üzerine atmak istediğimizde bir derecenin 60 dakika olduğunu biliyoruz. Yani ben buradan bir derece aldığım zaman buraya bir derece gönderdiğimde aslında buraya 60 dakika göndermiş oluyorum. Yani şu an burası 60 dakika olmuş oldu. Doğru mu? Aynen öyle. Burası dolu artık. Şimdi 60 dakikam var. 60 dakikanın hepsini saniyenin üzerine göndermeme gerek yok. Çünkü şunu biliyorum. 1 dakika 60 saniye. O zaman ben şunu yapabilirim. Ben buradan buraya 1 dakika verirsem 60 saniye vermiş olacağım. Çok güzel. Şu an burada 60 saniye var. 60 saniyede 44 saniyeyi çıkardığım zaman 16 saniye kaldı. Harika. Burada ne kaldı? Hocam 0. Hayır. 60 dakikam vardı. Birini buraya verdim. O zaman burada şu an 59 dakikam var. 59 dakikadan 15 dakikayı çıkarırsam 44 dakikada burada kalmış oldu. Ben buradan buraya ne vermiştim? 1 derece vermiştim. Yani burada ne kaldı? 89 derece. 89 dereceden 66 dereceyi çıkarttığım zaman 23 derece bulmuş oldum. Yani benim B açısı olarak ifade ettiğim açının ölçüsü 23 derece 44 dakika 16 saniye oldu. Aynısını bütünleri içinde uygulayacağım. Bütünler dediğimiz kavram birbirini 180 dereceye tamamlayan açılar için kullanılır. O halde biz bütünlerine de C diyelim. Şu halde verdiğimiz bilgiye göre C açısının ölçüsüyle A açısının ölçüsünü topladığımızda 180 tam derece yapması lazım. 180 tam derece bu şekilde ifade edilir. Biraz önce 90 için de aynısını söylemiştim. Öyleyse ikisinin toplamı 180 derece ediyorsa ben A açısının ölçüsünü 180'den çıkarttığım zaman C açısının ölçüsünü rahatlıkla bulabilirim. O halde işlemimi yapıyorum. 180 dereceden A açısının ölçüsünü biliyorum. 66 derece 15 dakika 44 saniye çıkarmam lazım. Evet, komşuya geldim. Komşuda bir şey yok. O zaman buraya uğramak zorundayım. Buradan buraya 1 derece verdiğim zaman aslında 60 dakika vermiş oldum. Şu 60 dakikadan da buraya 1 dakika yani 60 saniye veriyorum. Şu halde burada 60 saniyem var. 60 saniyeden 44 saniye çıkarsa 16 saniye kaldı. Harika. Burada ne var? Hocam burada bir şey kalmadı. Hayır kaldı. 59 dakika kaldı. 59 dakikadan 15 dakikayı çıkarırsam 44 dakikam kaldı. Çok güzel. Dikkat ederseniz şu kısım. Şu kısımla aynı. Neden? Çünkü çıkartma yaptığımız yer birbirine aynısı. Şimdi burada 1 derece buraya verdiğim için 179 derecem kaldı. 79 dereceden 66 derece çıkarttığın zaman 13 derece. Bir de burada 113
derece oldu. Bu da benim C açım olmuş oldu. Şu halde arkadaşlar, yapacağımız iş kolay. Tümler ve bütünlerinin toplamını istiyor bizden. Buldum. O halde B açısıyla C açısının ölçüleri toplamını bulmam gerekiyor. Pekala, toplayalım ikisini. Artık olayı biliyoruz. 113 derece 44 dakika 16 saniye. Bununla 23 derece 44 dakika 16 saniyeyi toplayacağım. Şöyle okla gösterelim ve toplayalım. 2 tane 16 saniyeyi topladığınızda 32 saniye eder. 44 dakika 44 dakika daha 88 dakika, ama 88 dakika olarak yazamam. Çünkü 60 dakika 1 dereceye denk gelecek. Yani 88 dakika aslında şöyle ifade edilmez mi? 1 derece 60 dakikaydı. Geriye ne kaldı? 28 dakika. O zaman ben buraya 28'i yazmak durumundayım. 28 dakikayı yazdım. Elimde şu an ne var? 1 derece var. 113, 23'te topladığınız zaman 136. Elimde de 1 derecem vardı. 137 derece oldu. Yani cevabımız Bursa. Evet arkadaşlar, dördüncü sorumuzla devam edelim. Yine paralel iki tane doğru parçası verilmiş bize. Harika. 30 derece, 50 derece, 130 derece. X kaç derecedir diye ifade ediyor. Şimdi biz biraz önce güzel bir şey gördük. Neyi öğrendik? Aynı yöne bakan açılar toplamı birbirine eşittir. E hocam, o zaman şununla şunu topladığımızda, bununla bunu topladığımızda birbirine eşit olur gibi düşünebilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Açı geniş olduğu takdirde şu iki doğru parçasına paralel olacak şekilde bir doğru parçası çizmemiz gerekecek. Dolayısıyla şimdi ona bakalım. Şekli büyütelim. İşte hocam, 30 ile 130'u topladık, bununla bunu topladık filan. Böyle yapmayalım, şöyle yapalım. İkisine paralel olacak şekilde bir doğru parçası daha çizelim. K diyelim. Şurası olmasa da olur artık bizim için. Pekala. Artık daha basit ve kolay bir hale geldi sorumuz. Bunların her birisi birbirine paralel. Harika. Şimdi şuradan itibaren devam edebilirim. Şu açıya alfa diyelim. Bununla bu aynı yöne bakıyor mu? Evet, harika. Bu da sol tarafa. O zaman ikisinin toplamı, yani alfa artı 30, 50 derece. Dolayısıyla alfa 20 derece olarak bulunmuş oldu. Harika, ben burayı buldum. Bu bir. Burası 130 dereceydi. Eğer 20'si buradaysa şuraya kalacak olan 110 derecedir. Bu da güzel. Şimdi burası 110. Burası x. Şunu hatırlayalım. Ben hatırlatmak açısından yeniden çizeyim. Eğer paralel iki doğru arasındaki açıların toplamıyla alakalı konuşuyorsanız, şurası x, burası y ise, hatırlatma diyelim buna. X artı y 180 dereceye eşit olmak zorunda. Harika. Bu şablona tamamıyla benziyor. 110 burada, ikisinin toplamının 180 olması için. X'in 70 derece olması gerekiyor. Burada bir şey daha not düşelim. Madem bu hatırlatmayı yazdık, bir hatırlatma daha yapalım. Alfa diyelim. Teta diyelim. Şu açıya da beta diyelim. Eğer bunlar birbirine paralel olarak verildiyse, ikisinin toplamı, aynı yöne baktıkları için, betanın toplamına eşit olmak zorunda. Alfa artı teta
eşittir beta. Cevabı 70 bulmuştu. Dolayısıyla C şıkkı benim doğru cevabım. Evet arkadaşlar, 5. sorumuzla devam edelim. O noktası AB doğru parçasının bir elemanı olarak verildi. Şurada. Şimdi bu E eleman demek, matematiksel bir ifade. O burada. Şu anlama geliyor. AB doğrusunun üzerinde O noktası mevcut. Bu önemli. OC ve OF birer açıortay. Çok güzel. Bu doğru parçalarının birer açıortay olduğunu söyledi. Açıortay şu demek. Açıyı ortalayan doğru parçası. Ne güzel. Dikkat ederseniz zaten D, O, A açısını tam ortadan ikiye bölüyor. O, C. Adam bize ifade etti zaten. Ne güzel. Aynı şekilde E, O, B açısını tam ortadan ikiye bölen O, F var. Bunu da öğrendim. Şimdi bize diyor ki C, O, F açısının ölçüsü 100 derece. C, O, F'ye bakalım. Hop. Şöyle. C, O, F. Tamam. Alfa açısının ölçüsü kaç derecedir şeklinde ifade ediyor. Yapmamız gereken şey şu. Şimdi şeklimizi büyütelim. Tekrar. Şuraya X desem, burası da X olacak açıortay olduğu için. Şuraya Y desem, burası da Y olacak açıortay olduğu için. Harika. Adam bana COF açısının 100 derece olduğunu söyledi. Yazalım COF açısını. Yani X artı alfa artı Y eşittir 100 derece. Peki bizim bildiğimiz çok güzel bir şey daha var. O da şu. Eğer bu doğrunun üzerinde şöyle bir açı alırsanız bu açının ölçüsü 180 derecedir. Bunu biliyoruz. Tamamı 360. Eğer tam ortadan ikiye bölüyorsanız 180 derecedir. Dolayısıyla yazalım onu da. Ne var? 2x var. Sonra alfa var. Sonra 2y var. Topladığında 180 derece gelecek. Ha. Bizden alfa isteniyor. O zaman x ve y'lerden kurtulmamız lazım. Bence şurayı 2 ile çarpalım. Ondan sonra bu iki denklemi bir birimden çıkaralım. Şimdi 2 ile x'i çarptığınız zaman 2x oldu. 2x'ten 2x çıkarsa 0 kaldı. Bunlar birbirini götürdüler. Harika. 2 ile alfayı çarptınız. 2 alfa. 2 alfadan alfayı çıkartınca alfa kaldı. 2 ile y'yi çarptınız. 2y. 2y'den 2y'yi çıkartınca 0 kaldı. Harika. X ve y'den kurtulduk. Eşittir. 2 ile 100'ü çarptınız. 200. 200'den 180'i çıkarttığınız zaman 20 kaldı. Oo, ben de zaten alfayı arıyordum. Alfa da 20 derece eşit olmuş oldu. Cevabımız E şıkkı. AF doğru parçası DE doğru parçasına paralel. Harika. Yani AF paralel DE. ADE açısı 30 derece görüyoruz. EBF açısı 105 derece. Tamam, bunu da görüyoruz. Harika. Buraya alfa demiş. O zaman alfa kaç derecedir diye soruyor. Ha, şimdi burada bilmemiz gereken bir takım kavramlar var. İç ters açılar, yöndeş açılar. Bunları öğrenelim hep birlikte. Şeklimizi büyütelim. Şimdi arkadaşlar evvela şunu hatırlatayım. Eğer şu şekilde bir olaya denk gelirsek açılar konusunda şunu biliyoruz. Bu iki açı birbirine eşittir. Aynı şekilde tabii bunların doğrusal olması gerekiyor. Aynı şekilde şu açıda bu açıya eşittir. Bunu hatırladıktan sonra sorumuzu rahatlıkla yapabiliriz. 105. Şuranın tamamı 180'di. 105'i buradaysa bence buraya 75 kalır. Sizce de buraya 75 kalır. Harika. Çok iyi anlaşıyoruz. Şimdi burası 75. Artık şekli şu hale getirelim. Hatta daha ya da olur. Sorun değil. Uzatır. Şimdi arkadaşlar şurası 75. Bunu aldım. Buralar paralel. Harika. Şurası 30. Bunu da aldım. Yani ben aslında şekildeki
Şurayı bakın arkadaşlar. A, B, C, D, E'yi kestim ve buraya aldım. Şimdi şurayı rahatlıkla bulabilirim. Aynı yöne bakanlar. Buraya bakanların toplamına eşit olacak. 75. 30 da burada. Buranın otomatikman 105 derece olması gerekiyor. Yani ben şimdi burayı ne bulmuş oldum? 105 derece buldum. E harika. Burada bir hatırlatma yazmıştım. Alfa iç ters hop 105'e eşit olmuş oldu. Cevabımız gayet kolay ve basit bir şekilde bulundu. C. Arkadaşlar 7. sorumuza bakalım. D1 doğrusu D2 doğrusuna paralel olarak verildi. Harika. Paralellikler işimize yarıyor. Burası 70 derece, burası da alfa olarak ifade edildi. AB ile CB açıortay olduğuna göre ABC yani alfa kaç derecedir? Şimdi biz buranın açıortay olduğunu biliyorsak bu açıyı tam ortadan ikiye bölüyor demektir. Aynı şekilde bu da açıyı tam ortadan ikiye bölecek demektir. Nitekim bunu yapıyor. Adı üzerine açıortay. O zaman hatırlayalım bazı özelliklerimizi. Şeklimizi büyütelim. Şimdi arkadaşlar şuralara x dedik. Ve otomatikman buralarda y olmuş olacak. Can isteyen k da diyebilir. M de diyebilir. Arkadaşlar alfanın şurada dikkat edelim. Şimdi alfanın derece olarak istendiği için hatırladığımız şu özelliği kullanırsak x, y, şurada alfa. Bakın şurayı kesip çıkarttım. Şurayı kestim, çıkarttım. Ha, o zaman ben x artı y'yi bulursam aslında alfayı da bulmuş oluyorum. Harika. Daha büyük olana bakalım. Şimdi şöyle bakarsak arkadaşlar. Şurayı kontrol edersek. Elimde şöyle bir şekil var. Bununla bu birbirine paralel. Şurası 70. Dikkat edin. 2x. Aynı şekilde burası 2y. Çok harika bir şey öğrenelim şimdi sizlerle. Bakın arkadaşlar. İki tane paralel doğru arasında bu şekilde üç tane açının toplamı 360 dereceye eşittir. Yani 2x artı 70 artı 2y eşittir 360 derece. Bunun sebebini de şuraya hemen yazayım. Bir ispat olması açısından siz de bunu öğrenmiş olursunuz. Arkadaşlar eğer bir paralellik varsa biz mesela buraya alfa diyelim, şuraya teta diyelim, buraya beta diyelim. Bu üçünün toplamının 360 derece olduğunu yazdık. Sebebini anlatıyorum şimdi. Bir paralel daha çiziyorum. Şuraya x diyorum, buraya y diyorum. Arkadaşlar paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180 dereceydi. Harika. Aynı şekilde paralel iki doğru arasındaki açıların toplamı 180 derece. Bu da harika. Şimdi biz bu ikisini taraf tarafa toplarsak alfa artı x artı y artı beta eşittir 360 derece bulundu. X artı y dediğimiz şey teta'ya eşit değil mi arkadaşlar? Evet. İşte istediğim sonuca ulaşmış oldum. Alfa artı teta artı beta 360 derece oldu. Sizin için güzel bir hatırlatma ve ispat olsun bu. Aynı şey burası için de geçerli. O zaman hepsinin toplamı 360 derece olmak zorunda. 70 dereceyi buraya atarsak, şuradaki 2x ve 2y'yi de iki parantezinde yazarsak, 2x artı 2y eşittir. 360'dan 70'i çıkarttığımız zaman 290 bulduk. Her iki tarafı 2'ye böldüğünüz an x artı y'nin 145 derece olduğunu görmüş olursunuz. Şimdi ben biraz önce ne dedim? X artı y alfaya eşit olacak. Zaten x artı y'nin 145 derece olduğunu da orada bulmuş oldum. Dolayısıyla cevabım A. Evet arkadaşlar. 8. sorumuzla devam edelim. X ile y bütünler iki açıdır. Tanıyoruz bütünler açıları. Bütünleri gördüğümüz zaman
İkisinin toplamının 180 derece olduğunu bilmek zorundayız. Biliyoruz da. 2x 3y'ye eşit olduğuna göre x kaç derecedir? Benden x'i istiyorsa ben y'yi de x cinsinden yazabilmeliyim. Yani madem x'i istiyor benden, o zaman şuradaki y yerine x'li bir ifade yazmam lazım. O halde her iki tarafı şurada 3'e bölerseniz arkadaşlar, 2x eşittir 3y. Ben y'nin kaç x olduğunu öğrenmek istiyorum. Her iki tarafı 3'e bölersem eğer, şu tarafa doğru 2 bölü 3 x eşittir y olmuş oldu. O zaman ben y yerine 2 bölü 3 x yazabilirim. Burada y yerine 2 bölü 3 x yazıyorum. İkisinin toplamı 180 derece oluyor. Rasyonel sayılardan şunu hatırlıyoruz. 3x, 2x daha 5x bölü 3 eşittir 180. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5x eşittir 3 çarpı 180. 3 ile 180'i çarpıp 540 yazmak yerine hemen 5 ile 180'i sadeleştirirsem burada 36 kalacağını biliyorum. 3 kere 36 da 108 yapmış olacak. Bizden de x isteniyordu. Cevabım D şıkkı olmuş olur. Arkadaşlar 9. sorumuz. BD CE'ye paralel olarak verildi. Güzel. BD CE'ye paralel. 130, 30, alfanın kaç derece olduğunu soruyor bana. Biz burada böyle sivri uçlarla alakalı bir takım işlemler yapıyoruz. Kalem ucu diye de ifade ediliyor bazı kitaplarda. Kalem ucu gördüğümüz yere bir paralel doğru çizerek soruyu daha kolay hale getirebiliriz. Şimdi onu yapalım. Arkadaşlar kalem ucunu gördük. O zaman hem bu doğruya hem bu doğruya hem üçü birden birbirine paralel olacak şekilde bir doğru çizersem eğer, bu doğruya da D1 diyelim. D1 doğrusu. Şimdi üçü de birbirine paralel olmuş oldu. Harika. Şunu hatırlıyoruz. 130 paralel iki doğru arasındaki açıların ölçüleri toplamı 180 derece olacağından dolayı 130 ise buraya ne kalacak? 50 derece kalacak. Hatta biz x diyelim. X'i nasıl bulduğumuzu tekrar yazalım. X ile 130'u topladığımızda 180 derece olması gerekiyor. O zaman x 50 derece bulundu. Devam ediyorum. Bilmem gereken bir özellik. Eğer bu iki doğru parçası birbirine paralelse şu açı bu açıya eşit olmak zorunda. İç ters açılar olarak ifade ediyoruz. Z kuralı da denilebiliyor. Bu açı x olduğunda bu açı da x olmak zorunda. Hocam bu soruyla bunun ne alakası var? Çok alakası var. Arkadaşlar şuradaki z'yi görüyorum. Bakın paralel bu ikisi birbirine. O zaman ayırıyorum orayı. Evet, uzatalım hatta. Buraya D1 demiştim. Şuranın ölçüsüne bakalım. Tamamı kaç derece arkadaşlar? 80 derece. O zaman iç tersten burası da 80 derece olmak zorunda. Zaten oranın da alfa olduğu verilmişti. O halde ben alfanın 80 derece olduğunu bulmuş oldum. Cevabım A şıkkı.